Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu defa sizlere iki şişle yapılan hem ajurlu hem boncuklu çok güzel bir patik anlatımı yapacağım. Tabii ki dikişsiz bir şekilde yapacağız patiğimizi. Şöyle yakından bakalım modelimize. Ön kısmında hem ajurumuz var hem de yan kısımlarında boncuklarımız var hanımlar. Diğer yan kısımları da haroşa olarak ördüm ben hanımlar. İnşallah beğenirsiniz patiğimi. Renk numarasını kaybettiğim için yine gösteremiyorum. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Kamerada biraz daha koyu olarak çıkıyor ama daha açık bir rengi var. Boncuğumuz şöyle inci boncuk hanımlar, en küçük olanında. Bir tek patiğimiz için 36 tane boncuğa ihtiyacımız var. Tek bir patiğimize 36 tane inci gidiyor. Şimdi onun nasıl geçireceğim ipe, onu da göstereceğim sizlere. Şiş olarak da misinalı şiş kullandım ben. 3 numara misinalı bir şiş kullandım bu patiğimde. Hiçbir yerinde dikiş olmayacak hanımlar. Boncuğumuzu hemen geçirelim. Benim elimin ayarına göre bu patiğim 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu. Siz elinizin ayarına göre, ipinizin kalınlığına göre de ayarlayabilirsiniz. Hemen boncuğumu şöyle ipimin ucunu alıyorum. Bakın, incinin ipini şu şekilde ipime bağlıyorum. Patiğimin ipine bağlıyorum. Şöyle bağladıktan sonra 36 tane boncuk geçiriyorum hanımlar. 6 taneyi geçirdim. 8 10 12 14 16 18 20 22 şöyle hemen aşağıya kıtayım. 24 26 28 30 33 3 tane daha akıtıyorum. 36. Toplamda 36 tane inci boncuğumuzu geçiriyoruz. Patiğimize ve ipimi de bu şekilde çekip çıkartıyorum hanımlar. Boncuk geçirmesi gerçekten çok basit. Hemen modelimize başlayacağız. İpimizi biraz akıtıyoruz. Boncuğumuzu biraz akıtıyoruz aşağıya doğru hanımlar. Çünkü önce bilek kısmının haroşasını yapacağız. Ben biraz ipimi akıttım. Siz de bu şekilde inciyi aşağıya doğru akıtırsanız daha rahat bir şekilde örersiniz. Şimdi hemen misinalı şişimin bir tarafını alıyorum. İpimi şöyle şu kadar uzunlukta bırakıp hemen şöyle parmağımı geçiriyorum. Şöyle ipimi parmağıma şöyle geçiriyorum. Şöyle yaparak gördüğünüz gibi şöyle bir ilmek yapıyorum ve şişimi içerisinden geçirip sıkılaştırıyorum. Kısa olan ipim, yani şu kısa olan taraf benden tarafa olacak hanımlar. İpimi bu şekilde tutuyorum. Burası kısa olan taraf. İplerimi bu şekilde geçiriyorum ve ilmeklerimi atıyorum. Şu şekilde yaptım. Hemen şuradaki ilmeğin altından şişimi taktım. Diğer taraftaki ipe şişimi bu şekilde doladım. Ve bu taraftaki ipimi sıkılaştırdım. Yine aynı şekilde yapıyorum. Buradan şişimi takıyorum. Diğer taraftaki ipi şişime dolayıp içerisinden geçiriyorum. İlmek atmayı bilmeyen yoktur hanımlar, öyle tahmin ediyorum, ama yeni öğrenenler varsa yine yavaş bir şekilde gösteriyorum. Bu şekilde yapıyoruz elimizi. Şuradaki ipimizin altından şişimizi takıp diğer taraftaki ipi şişimize dolayıp bu şekilde altından çıkartıyoruz ve ipimizi sıkılaştırıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Toplamda 61 tane ilmek atacağız hanımlar. Ben biraz hızlanıyorum burada. 61 tane ilmeğimizi atacağız. Daha sonra
haroşalarımızı örmeye başlayacağız. Burası bilek kısmı olacak hanımlar. Aşağıya doğru artırmalarımızı yapacağız daha sonra. Şimdi 61 ilmeğimizi atıp gelelim. Evet hanımlar, ben 61 tek ilmeğimi attım. Şimdi haroşalarımızı örmeye başlayacağız. Şişimi şu şekilde çeviriyorum ve misinalı şişimin diğer tarafındaki şişi elime alıyorum. Hemen başlayalım. Bu örgümüzü yaparken, patiğimizi yaparken ilmeklerimizi her zaman arkadan öreceğiz hanımlar. Başlayalım. İlk ilmeğim de dahil, ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Bu şekilde. Hem tersinden hem düzünden. Her zaman arkadan alarak öreceğiz hanımlar ilmeklerimizi. Bu şekilde haroşalarımızı oluşturacağız. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Hanımlar, bu arada kanalıma abone değilseniz, eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Video yüklediğimde haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız eğer altına yorum yapmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın hanımlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Desteğinizi bekliyorum bu konuda. Elimden geldiğince istediğiniz yönde modellere video çekmeye çalışıyorum. Zaman buldukça, vakit buldukça. Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Örgücü Bayan 01 o da. Instagram'da bu şekilde aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Oradan da desteğinizi bekliyorum. Evet, şişimin sonuna kadar ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ben arkadan alarak ördüm düz bir şekilde. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ipimi arka tarafa atıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk sıramızda bu şekilde. Diğer sıralarda ilmeklerimizi örmeden alacağız hanımlar. Orayı da göstereceğim zaten. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi arkadan alarak düz bir şekilde örüyorum. Hem tersinden hem düzünden bu şekilde arkadan alarak örüyoruz ilmeklerimizi düz bir şekilde. Haroşamızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bilek kısmındayız. Daha artırmalara geçmiyoruz. Bilek kısmındaki haroşamızı tamamladıktan sonra ön kısımdaki boncuklu ve ajurlu kısma geçeceğiz. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldiğimde son ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Haroşa yaparken ben bu şekilde yapıyorum hanımlar. Geriye döndükten sonra ilmeğimi örerek aldım. Yine aynı şekilde diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Kenarının bu şekilde düz çıkması lazım. Çünkü biz burada taban kısmını ördükten sonra arka kısmında da ilmek çıkaracağımız için bu şekilde olması lazım kenarları. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Dönüşte örerek alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Şimdi bilek kısmına sıra sonuna kadar ördükten sonra yine son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Geriye dönüşte örerek alıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek toplamda 5 sıra, yani 5 diş haroşamız olacak hanımlar. Hem tersinde hem düzünde. Bakın. 1, 2. Burası da tersi. 1, 2. Yani toplamda bu dişleri saydığımızda hem tersinde hem düzünde 5 diş haroşamız olmuş olacak hanımlar.
Daha sonra ön kısmının ajurlu kısmına, yani boncuklu kısma geçeceğiz. Şimdi 5 diş haroşamızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, örgümüz hem düz yüzünden hem ters yüzünden 5 diş haroşa olana kadar ördük. Ön yüzünden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ters yüzünü sayalım. Bakın şu ilk sıramızda dahil 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda iki tarafta da 5 diş haroşamız olacak. Şimdi ajurumuzun yani şu ön kısmın kurulumuna başlayacağız. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ilmeğimizi yine arkadan alarak ördük. Şimdi tam orta kısma ajurumuzu başlayacağız. Şişimin başına bir kere doluyorum. Bu şekilde hanımlar, alttan alarak ilmeğimin başına bir ipimi doluyorum. Yani arttırmış oluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Geriye kalan 30 ilmeğimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Yani yine düz bir şekilde örüyorum. Herhangi bir farklı bir işlem yok. Sadece orta kısmını anlatacağım. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğimi örmeden aldım. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk örmeden aldığım ilmeği örüyorum. Yine 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ilmeğimi yine arkadan alarak ördüm. Bakın artırma yaptığım yere geldim. Burada ipimi ön tarafa alıyorum. Artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ördüğüm, bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine diğer taraftaki artırdığım ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yani 3 ilmek ters örmüş oldum hanımlar. Hanımlar kusura bakmayın. Şu yaptığımız yeri sökelim. Boncuk yerleştirmeyi unuttum ben. Başlangıçtan düz olarak örmeye başladıktan sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Toplamda 28 ilmeğimizi ördükten sonra boncuklarımızı modelin ters yüzünde yerleştiriyoruz hanımlar. O yüzden biraz kafam karıştı, kusura bakmayın. Şimdi ters yüzünde boncuklarımızı yerleştireceğiz. 28 ilmeğimizi örüyoruz ve şimdi boncuğumun bir tanesini alacağım. Hemen şişimin dibine doğru çekiyorum. 28 ilmeğimi örmüştüm. 29, 30. 30 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Buradaki artırma yaptığım ilmekle birlikte bakın ortadaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Diğer artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 3 ilmeğim ters olmuş oldu burada. Şimdi bu tarafa da boncuk yerleştireceğiz. 3 ilmeğimi ters ördükten sonra ipimi arka tarafa atıyorum. 1, 2. 2 ilmek haroşamı ördüm ve buraya boncuğumu yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra yine ilmeklerimi arkadan alarak örmeye devam ediyorum hanımlar.
Bakın boncuğumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Arkadan alarak ördüğümüz için ilmekler yani boncuğumuzu ters tarafından yerleştirmemiz lazım. Eğer önden alarak örüyorsanız siz düz yüzünden giderken boncuğu yerleştirebilirsiniz. Ama ben böyle arkadan alarak ördüğüm için bu şekilde yapıyorum. Ters yüzünde boncuğumu yerleştiriyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım, geriye döndüm. Geriye döndükten sonra örmeden aldığım ilmeği bu sıramda örüyorum. Ve yine 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geriye döndükten sonra yine 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi 30 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, 30 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ajurlu kısma geldim. 30 ilmeğimizi her zaman sabit olarak öreceğiz hanımlar. Ajurlarımız bu şekilde, artırmalarımızı orta kısma vereceğiz. O yüzden 30 ilmeğimiz sabit olarak ilerleyecek. Şimdi şişimin başına bir kere doluyorum. Ortadaki bakın 3 ilmeğim, 1 ilmek de 3 ilmek oldu artırmalarımla birlikte. Şimdi şişimin başına doladığım bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum yine. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Ve diğer haroşalarımı arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Geriye döndüm. Örmeden aldığım ilmeğimi örüyorum. Yine 30 ilmeğimi, modelin ters yüzündeyiz bu arada. 30 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Yine hem boncuğumuzu yerleştireceğiz. Pardon, 28 ilmeğimizi öreceğiz. Yine boncuğumuzu yerleştireceğiz. 28 ve 29 ilmeğimizin arasına yerleştiriyoruz boncuğumuzu. Şöyle zaten yeri belli olduğu için karıştırmazsınız. Evet, yine de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 ilmeğimi yine ördüm. Bakın zaten boncuklu kısımdayım. Hemen bir tane boncuk alıyorum. Şişimin dibine çekiyorum. Diğer ilmeğimi, haroşamı örmeye devam ediyorum. 29, 30. 30 tane haroşamı ördüm. Bakın. 28 ve 29. ilmeklerin arasına yerleştiriyoruz boncuğumuzu. Ters yüzündeyiz modelimizin. Bakın artırmalı yerdeyiz, ajurlu yerdeyiz. İpimi ön tarafa alıyorum. Artırma yaptığım ilmeğimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet, ters 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka tarafa atıyorum. Haroşamı örüyorum. 1, 2. 2 ilmek haroşa ördükten sonra buraya yine boncuğumu yerleştiriyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Gerçekten hiçbir zorluğu yok. Çok basit bir model. Şöyle göstereyim. Aynı hizada yerleştiriyoruz boncuklarımızı. İlmeklerimizi yine düz olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Geriye döndükten sonra 30 ilmeğimizi yine buraya kadar, boncuğumuza kadar, yani ajurlu kısma kadar örelim hanımlar. Orada görüşelim. Evet hanımlar, ters yüzünden tamamladım. Geriye döndükten sonra da 30 ilmeğimi yine arkadan alarak ördüm. Ajurlu kısma kadar geldim hanımlar. Zaman kaybetmemek için ben burayı size anlatmadım. Şimdi ajurlu kısımdayız. Hemen ajurlu kısmı tekrar gösteriyorum.
30 ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra şişimizin başına bir kere doluyoruz. Bakın ortada 5 tane düzümüz var. Şişimizin başına bir kere doladıktan sonra bu düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Diğer yanımızdaki haroşalarımızı, 30 ilmek haroşamızı sıra sonuna kadar örüyoruz. Yine ilmeklerimizi arkadan alarak örüyoruz yani. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. Evet hanımlar, sıramı tamamladım ve geriye döndüm. Örmeden aldığım ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ilmeğimi ördüm. Modelin ters yüzündeyiz hanımlar. Boncuğumuzu yerleştireceğiz yine. Üçüncü boncuğumuzu yerleştiriyoruz. 28 ilmeğimizi ördükten sonra 28 ile 29'un arasında evet ilmeğimi bu şekilde yerleştiriyorum. 29, 30. Bu şekilde 30 ilmeğimi yine arkadan alarak ördüm. Üçüncü boncuğumu da yerleştirdim. Şimdi ajurlu kısımda bakın ortada terslerimiz var. Modelin ön kısmında düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde ters olarak örüyoruz bu ilmeklerimizi. Artırma yaptığım ilmeğimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi ön tarafa alarak 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka tarafa atıyorum. Arka tarafa attıktan sonra 1, 2. 2 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. Yani haroşamı ördüm. Şimdi buraya boncuğumu yerleştireceğim. Aşağıya doğru çekiyorum. Ve diğer ilmeklerimi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar. Üçüncü boncuğumu bu tarafa da yerleştirdim hanımlar. Bu şekilde modelimiz. Şimdi kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ördük. Geriye dönüyoruz. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Yine 30 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 30 ilmeğimiz ön yüzde sabit olarak öreceğiz. Arka kısımda boncuk yerleştirdiğimiz için 28 ilmek örüp boncuğumuzu yerleştirip kalan 2 ilmeği de o şekilde örüyoruz hanımlar. Modelin ön yüzünde 30 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ajurlu kısmı yapıyoruz. Evet, şimdi 30 ilmeğimi ördüm. Bakın ajurlu kısma geldim. 30 ilmeğimi ördükten sonra yine şişimin başına bir kere doluyorum. Şişimin başına doladıktan sonra ortadaki 7 ilmeğimi, bakın düz olan 7 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Yine diğer ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Herhangi bir işlemimiz yok zaten. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Geriye döndükten sonra ters yüzünde 28 ilmeğimizi örelim hanımlar. Orada bekleyelim. Evet hanımlar, geriye döndükten sonra ters yüzündeyiz. 28 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi burada boncuğumuzu yerleştireceğiz. Hemen ben boncuğumu aşağıya doğru çekiyorum. 28 ilmeğimizi örmüştük. 29, 30. 30 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Gördüğünüz gibi artırmamızla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi ön tarafa alarak ipimi arka tarafa atıyorum. Haroşa kısımdayım ve boncuğumu yerleştireceğim. 1, 2. 2 ilmeğimi ördükten sonra bu taraftaki boncuğumu yerleştiriyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Evet hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar modelimizi örelim. Düz olarak örelim. Düz yüzüne geçtiğimizde yine 30 ilmeğimizi ördükten sonra ajurlu kısımda bekleyelim. Evet hanımlar, ters yüzünden tamamladık. Ön yüzüne geçtiğimizde yine 30 ilmeğimizi arkadan alarak ördük. Şimdi ajurlu kısımdayız. Hemen devam edelim. 30 ilmeğimizi ördükten sonra bakın ajurlu kısma geldik. Şişimin üstüne bir kere doluyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Diğer kalan 30 ilmeğimi düz olarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. Şimdi ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Geriye döndükten sonra modelin ters yüzünde 28 ilmeğimizi örelim. Boncuk yerleştireceğimiz yere kadar gelelim hanımlar. 28 ilmeğimizi örüp orada bekleyelim. Evet hanımlar. Modelin ters yüzüne geçtik. 28 ilmeğimizi ördük. Boncuk yerleştireceğimiz yere kadar geldik. Bakın. Yine boncuğumu alıyorum. Hemen şişimin dibine yerleştiriyorum. 28 ilmeğimizi örmüştük. 29, 30. Bu 30 ilmeğimiz sabit olarak ilerliyor. Şimdi gelelim ajurlu kısma. Yine ipimizi ön tarafa alıyoruz. Modelin ters yüzünde olduğumuz için artırma yaptığımız ilmeğimizle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpim yine arka tarafta. Bu defa buradaki buraya boncuğumuzu yerleştireceğiz. 1, 2. 2 ilmek arkadan alarak örüyorum. Hemen boncuğumuzu şişimizin dibine yerleştiriyoruz. Ve diğer ilmeklerimizi yine düz olarak örmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi şişimizin sonuna kadar yani sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Geriye dönelim. Geriye döndükten sonra modelin ön yüzüne geliyoruz. Ön yüzünde yine 30 ilmeğimizi düz olarak örelim. Ajurlu kısımda tekrar görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, modelin ön yüzündeyiz. Sıranın başından yine 30 ilmeğimizi ajurlu kısma kadar düz olarak ördük. Şimdi ajurlu kısımdayız. Ajurumuzun son sırasını yapacağız şimdi. Her ajurlu kısım yani boncuklu kısım 6 artırmadan ve 6 boncuktan oluşuyor hanımlar. Burası bizim son sıramız olacak bu modelimizde. Şimdi 30 ilmeğimizi ördükten sonra yine şişimin başına bir kere doluyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Kenarda kalan 30 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde haroşalarımı bu şekilde arkadan alarak örüyorum hanımlar. Düz örmeye devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Geriye döndükten sonra modelin ters yüzüne geçeceğiz. Modelin ters yüzüne geçtikten sonra
28 ilmeğimizi örelim. Son boncuğumuzu ve ajurlu kısmı örelim. Şimdi 28 ilmeğimizi örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, modelin ters yüzüne geçtik. Baştan 28 ilmeğimizi, yani sıranın başından başlayarak 28 ilmeğimizi ördük. Boncuğumuzu yerleştireceğiz. Son boncuğumuzu, yani bu modelde ilk modelimizdeki son boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Evet, boncuğumu yerleştirdim. 28 ilmeğimizi örmüştük. 29, 30. İlmeklerimi ördüm. Şimdi ipimi, modelin ters yüzündeyiz. İpimi ön tarafa alıyorum. Artırdığım ilmekle birlikte yine ters olarak örüyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, ajurlu kısımda da 13 ilmeğimizi ters olarak ördük. İpimi arka tarafa attım. 1, 2. 2 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Yine buraya da bir boncuğumu yerleştiriyorum. Son boncuğumu yerleştirdikten sonra diğer ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, sıramızı tamamlayalım. Modelin düz yüzünde, yani sıra başında tekrar görüşelim. Evet hanımlar, ilk modelimizi tamamladık. Hem boncuklu kısmı hem ajurlu kısmı bitirdik. Şimdi modelin ön yüzündeyiz yine. İkinci modelimizin başlangıcını yapacağız hemen. İsterseniz başlayalım. İlk ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum ilmeklerimi düz olarak örmeye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi ilk ajurumuzu yaparken, ilk modelimizi yaparken 30 ilmek haroşa örüp ajurumuzu o şekilde kuruyorduk. Şimdi haroşalarımız artacak hanımlar. Şimdi modelimizin yine bakın şu bir ilmeğin tam hizasında olan ilmeğe kadar, yani 6 ilmeğimizi daha haroşa örgü olarak öreceğiz. Tam modelimizin bakın şurada tam orta kısmında ajurumuzu tekrar başlatacağız. 30 ilmekti önceki modelimizde. Şimdi 36 ilmek haroşamız olacak. 30 ilmeğimizi ördük. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 ilmeğim artık bundan sonra haroşa olacak hanımlar. İkinci modelimizi başlıyoruz. 36 ilmeğimi haroşa ördükten sonra şişimin başına bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine şişimin başına bir kere doluyorum. Geriye kalan bakın burada da 6 ilmeğimiz düz ilmekti. Bunu da haroşa örgüye çevireceğiz. Yani düz olarak örmeye devam edeceğiz. Bu tarafta da 36 ilmeğimiz oldu hanımlar. İlmeklerimiz bu şekilde artarak modelin, yani patiğimizin ön kısmını oluşturuyoruz. Ayağımıza rahat bir şekilde olsun diye. Ajurlu kısımdan sonra 36 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine düz bir şekilde örüp gelelim. Ön yüzden sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Şimdi kurduğumuz, bakın şurada haroşamızı yapmıştık ya. Yine boncuklarımızı yerleştirmeye devam edeceğiz. Ara vermeden devam ediyoruz. Yine ilmeklerimi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 34 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Düz olarak 34 ve 35'in arasına boncuğumuzu yerleştireceğiz.
Devam ediyorum ben örmeye, daha sonra sayacağım. Evet, tahminen geldim. Çünkü artırmadan önce 2 ilmeğimiz kalması gerekiyor. Haroşa olarak sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi boncuğumu alıyorum. Yine boncuklarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Yine bakın orta kısımdan başlamış oluyoruz. 34 ve 35. ilmeklerin arasına boncuğumuzu yerleştiriyoruz. 34 ilmeğimizi örmüştük. 35, 36. Toplamda 36 tane haroşamız var burada. Hanımlar, ikinci modelimizde 36 ilmek haroşamızı ördük, boncuğumuzu yerleştirdik. Bakın burada modelimiz, ajurumuzu başlatmıştık. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Ortada ördüğüm düz ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki, yani bir önceki arttırdığımız ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örmüş oldum hanımlar. Gördüğünüz gibi ipimi arka tarafa atıyorum. 1, 2. 3 ilmek tersten sonra 2 ilmek haroşamı ördüm. Boncuğumu hemen aşağı doğru çekiyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet. Düz olarak örüyorum. Boncuğumuzu yerleştirdik. İkinci modelimizin başlangıcını yaptık. Evet hanımlar. Yine sıra sonuna kadar öreceğiz. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın, ikinci modelimizi bu şekilde başladık. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Modelin ön yüzüne geçtiğimizde 36 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yani düz olarak örüyoruz 36 ilmeğimizi. Ajurlu kısımda görüşelim. Evet hanımlar. Bakın, ön yüze geçtim ve 36 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Ajurlu kısma kadar geldim. Zaten bakın haroşalar belli. Kesinlikle şaşırmazsınız. 36 ilmeğimden sonra ajurlu kısımda yine birinci modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Şişimin başına bir kere doluyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz ördükten sonra yine şişimin başına bir kere doluyorum. Diğer 36 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Boncuğumuzu arka yüzünde yerleştiriyoruz. Bu ön yüzünde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. Evet hanımlar, modelin arka yüzüne geçtik. Şimdi ilmeklerimizi yine düz olarak örmeye devam ediyoruz. 34 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Boncuğumuzu yerleştireceğiz. Ve ortadaki ajurlu kısmı örüp sıramızı tamamlayacağız. İlk olarak 34 ilmeğimizi düz olarak örelim hanımlar. 34 ilmeğimize kadar düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, 34 ilmeğimi ben düz olarak ördüm. Zaten şuradan da ön kısma bakarsanız, bakın 34. ve 35. ilmeğin arasında boncuğumuz var. Buraya yine boncuk yerleştireceğiz. Bir önceki modelimizde yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz. Sadece kenardaki haroşalarımız artmış oluyor. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 34 ilmeğimi örmüştüm. Boncuğumu yerleştirdim. 35, 36. 36 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka tarafa attım. 1, 2. 2 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bakın yine boncuğumuzu yerleştireceğiz. Hemen boncuğumu şöyle arka tarafa, alt tarafa çekiyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bakın hiçbir zorluğu yok. Boncuk yerleştirmenin hiçbir zorluğu yok. Gerçekten çok basit.
Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde yine 36 ilmeğimizi, ön yüze geldiğimizde 36 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yani düz olarak örelim. Ajurlu kısımda görüşelim. Evet hanımlar, ön yüze geldiğimizde 36 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi ajurlu kısımdayız. Şişimin üstüne bir kere doluyorum. Ortadaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz ördüm. Yine şişimin başına bir kere doladım. Buradaki 36 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yani haroşa örgü olarak örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Modelimizde fark ettiyseniz farklı bir işlem yok. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sadece modelimizi bitirdikten sonra ikinci modele geçtiğimizde haroşamız artıyor. İkinci modeli kurarken, üçüncü modeli kurarken de yine bu şekilde olacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçtiğimizde 34 ilmeğimizi düz olarak örelim. Tekrar orada görüşelim. Evet hanımlar, arka yüzde 34 ilmeğimi ördüm. Şimdi boncuğumu yerleştireceğim. Hemen boncuğumu alıyorum. Boncuğumu yerleştirdim. 34 ilmeğimi örmüştüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 35, 36. 36 ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi artırma yaptığımız ilmekle birlikte ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimizi ters olarak ördük. İpimiz arka tarafta. 1, 2. 2 ilmek düz ördük. Boncuğumuzu yerleştirdik. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüze geldik. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Farklı bir işlem yok. İkinci modelinde 3 boncuğunu anlattım. Geriye kalan 3 boncuğunu da artık yapabilirsiniz hanımlar. 6 boncuğumuzdan oluşuyor. 6 tane de ajur deliğimiz oluyor hanımlar. Şimdi 6 boncuğumuzu tamamladıktan sonra 3. modelimizi başlayacağız. 3. modelimizi başlarken yine 2. modelimiz gibi bakın ortada artan bu 13 ilmeğin 6 ilmeğini, ilk 6 ilmeğini bu tarafa haroşa olarak veriyoruz. Ortadaki 1 ilmeği yine modelimize ajurlu kısma veriyoruz. Geriye kalan 6 ilmeği de yine haroşa örgü olarak haroşamıza ekliyoruz. Yani bu sıramızda 36 ilmek haroşa yapıyorduk. 3. modelimizde 42 ilmek haroşamız olacak hanımlar. 42 ilmek haroşada boncuğumuzu yerleştirirken geriye döndüğümüzde 40 ile 41 arasında boncuğumuzu yine aynı burada yerleştirdiğimiz gibi 40 ile 41. ilmeğimizin arasına boncuğumuzu yerleştireceğiz. Daha sonraki zaten diğer taraftaki boncuğumuzu ilk 2 ilmeği ördükten sonra yerleştiriyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz hanımlar. Şimdi 2. modelimizi tamamlayalım. 3. modelimizi de 2. modelimiz gibi aynı şekilde yapalım. Daha sonra arka kısmında yani alt kısmında topuk taban kısmını anlatacağım sizlere. Şimdi 2. modelimizi ve 3. modelimizi tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 2 diş olana kadar haroşamızı ördük. Şu anda şişimizde toplamda 97 ilmeğimiz var hanımlar. Şimdi taban kısmına geçeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Yine düz olarak örmeye başlıyorum ilmeklerimi. 44 ilmeğimi düz olarak öreceğim yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 ilmeğimizi yine düz olarak ördük. Şimdi 9 ilmek daha örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek daha ördükten sonra geriye dönüyoruz hanımlar. Taban kısmına geçtik. Yine hatırlatıyorum. 44 ilmek ördük. 44 ilmekten sonra 9 ilmek daha ördük hanımlar. Geriye döndük. Geriye döndükten sonra bakın ipim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğim bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Yine geriye dönüyorum. Bakın 9 ilmekle başladık. 9 ilmeğimi ördüm. Bakın ipim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi yine ördüm. Şimdi bu taraftaki şişimden bir ilmek daha örüyorum. 10. 10 ilmek ördüm. Geriye dönüyorum. İpim bakın arka tarafta yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu taraftan bir ilmek almıştık. 9 ilmeğimiz 10 ilmek olmuştu hanımlar. Şimdi 10 ilmeğimizi ördük. Bir ilmek de bu taraftan örüyoruz. 11 ilmeğimiz oldu. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ipim bakın arka tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi yine ördüm. Bu taraftan bir ilmek daha örüyorum. 11 ilmekten sonra bir ilmek daha ördüm. 12 ilmek oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Şimdi 12 ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimizi yine düz olarak ördük. Bir ilmek daha bu taraftan alıyoruz. 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi taban kısmına 13 ilmeğimizi ayırdık hanımlar. Buradan itibaren kesmeye başlıyoruz artık. Tabanımızı oluşturmaya başlayacağız. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ipim bakın arka tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 13. ilmeğimle bakın bir sonraki ilmeğimi ikisini birlikte alarak bir tane kesim yapıyorum. Geriye dönüyorum. Artık kesmelere başladık hanımlar. 13 ilmeğimizi örerek kenardaki ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Geriye döndükten sonra bakın ipim arka tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi yine ördüm. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın hanımlar, tabanımız oluşacak artık bu şekilde. Bakın, şu oyuntuyu vermek için ben ilk başta öyle yaptım. Şimdi kesmelerimize devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi ördüm. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi yine örüyorum düz olarak. 13. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Geriye dönüyorum. Evet hanımlar, taban kısmımız da bu şekilde. Şimdi kenardaki ilmeklerimizi hem sağ tarafta hem sol taraftaki ilmeklerimizi 13 ilmeğimizi örerken 12 ilmeğimizi örüyoruz. 13. ilmeğimizde bir sonraki ilmeğimizi kesip geriye dönüyoruz. Yine 12 ilmeğimizi örüyoruz. 13. ilmeğimizde bir sonraki ilmeğimizi kesiyoruz. Yine geriye dönüyoruz. Bu şekilde hepsini birer birer eksiltiyoruz hanımlar. Ta ki şişimizin sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar. 3 ilmek kalınca taban kısmının, yani topuk kısmına gelen yerde bir oyuntu yapmamız gerekiyor. Şimdi hepsini birer birer eksiltelim. Şişimizin sonunda 3 ilmek kalınca tekrar görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın tabanımızı ördük. Bu şekilde görünüyor tabanımız. İlmeklerimizi birer birer eksilttik. İlmeklerim azalınca ben 5 şişlerimden 2 tanesine geçirdim ilmeklerimi. Bu şekilde kısa şişlerimle devam edeceğim. Bakın bu tarafta 3 ilmeğim kaldı. Bu tarafta da 3 ilmeğim var. Şimdi topukta bir oyuntu yapacağız hanımlar. Ayağınızda rahat bir şekilde olması için. Devam ediyorum şimdi buradan. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2. 2 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak örüyorum. Bir tane kesim yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kesim yaptıktan sonra 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak yine bir tane daha kesim yapıyorum. Bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. Birini örüyorum. Yani 12 tane ilmeğimizi örmüş olduk. Tabii 2 tane kesim yaparak son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane ilmek eksilttik hanımlar. 2 ilmeğimiz eksilince 11 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 10 ilmeğimi ördüm geriye döndükten sonra. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra yine bir tane daha kesim yapacağım. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Yani geriye döndükten sonra 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak bir tane daha kesim yapıyorum. Toplamda 3 ilmeğimiz oldu. 4, 5, 6. Toplamda kesim yaptığımız ilmekle birlikte toplamda 6 ilmeğimizi ördük. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimden birini örüyorum.
Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek eksilttik. Bu sıra bu döndükten sonra 9 ilmeğimiz kaldı hanımlar. İlmeklerimizi eksilttikten sonra 8 ilmeğimi ördüm. 9. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra birer ilmek daha eksilteceğim. 2 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmeğim kaldı. Birini ördüm. Sonuncu ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın bu taraftaki ilmeklerimizi bitirdik. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesim yaptıktan sonra 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Ve bu taraftaki ilmeklerimi de tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 13 ilmeğimizi 7 ilmeğe düşürdük. Şimdi arka kısmına ilmek takarak bu 7 ilmeğimizi yürüteceğiz yine. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bakın şu kenardaki yuvaları şişimize takıp buraları yani 7 ilmeğimizi yürüteceğiz. Buradan da ilmek çıkararak ilmeklerimizi eksilteceğiz hanımlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın şuradaki ilk yuvaya şöyle arkadan şişime takıyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. Bu iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın ipim arka tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 6 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm. Sonuncu 7. ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Bu da bu defa bu taraftaki ilk ilmeğe bakın buradan şişimi bu şekilde geçiriyorum yuvaya. Önüne örmeden aldığım ilmeği geçiriyorum. 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7.yi örmeden alıyorum. Yine bakın şu şekilde iç taraftan dışa doğru ikinci yuvaya şişimi geçiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bu tarafa geldiğimizde yine sıradaki yuvaya şişimi bu şekilde batırıyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Yine geriye dönüyorum. Bu şekilde ilerleyerek kenardaki yuvaları şişimize takarak bu şekilde eksiltiyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. 7.yi örmeden alıyorum. Bu tarafa geldiğimizde yine iç taraftan bu şekilde yuvanın birine sıradaki yuvaya şişimi batırıyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Evet hanımlar, arka kısım da bu şekilde. Şimdi şuradan göstereyim sizlere. Bakın arka kısım da bu şekilde ilerliyor. 7 ilmeğimizi yürüterek kenardaki yuvalara gösterdiğim gibi batarak bu şekilde ilerliyoruz. Son şurada bakın son ilmeğimiz kalınca hemen şöyle göstereyim. Son ilmeğimiz kalınca patiğimizi tamamlıyoruz. Hepsine birer tane ilmeğimizi takarak her sırada
Her dönüşlerde ilmeğimizi bu şekilde şişimize takarak kesimi yapıyoruz. Ve son ilmeğimize gelince de patiğimizi tamamlıyoruz artık. Şimdi son ilmeğe kadar bu şekilde 7 ilmeğimizi örelim. Arka kısmını tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar, bakın ben arka kısmı tamamladım. Şimdi son ilmeğimi de bu taraftan aldım. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilmeklerimi kesip şuradaki son ilmeğimi de alacağım. Şimdi orayı da tamamlayacağım. İlk iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Şöyle de yapabiliriz. Düz olarak keselim. İki ilmeğin ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeğimi tekrar diğer şişime takıyorum. Yine iki ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği yine diğer şişime takıyorum. İki ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeğimi diğer şişime takıyorum. Yine iki ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeğimi yine diğer şişime takıyorum. İki ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Şimdi bakın, burada bir ilmeğimiz, burada da bir ilmeğimiz. Şimdi buradan da bir ilmek çıkaracağız. Örmeden bu ilmeğimi şişime alıyorum. Buradan da bakın şöyle geçiriyorum. Örmeden aldığım ilmeği onun önüne geçiriyorum. Bakın bu ilmeğimi de yine, yani 3 ilmeği, 3'ünü de bu şekilde şişime geçiriyorum. 3'ünü birlikte alarak kesiyorum. Bir zincir çekiyorum ve patiğimi tamamlıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi arka kısım bu şekilde bitiyor. Hemen makasımızı alıp keselim. Şöyle. Hemen şu iplerimizi iç tarafa çekelim. Bir tane zincir çekip hemen haroşaların içerisinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi bu şekilde yürütüyorum. Bakın hiç belli değil. Hemen burayı da şöyle kesiyorum. Bu taraftaki ipimi de yine aynı şekilde şuradan ilmeğin birisine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yine ipimi haroşaların arasından bu şekilde tığımı geçirerek ipimi yürütüyorum. Hemen fazlalık olan ipimi de kesiyorum burada. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Hemen ayak mankenimize de geçirelim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Gördüğünüz gibi patiğimiz çok şık oldu hanımlar. Taban kısmını göstereyim sizlere. Bakın taban kısmı da bu şekilde oyuntusunu yapmıştık. Ayağınıza tam olarak oturur hanımlar. Kesinlikle rahatsızlık vermez. Arka kısmı da bu şekilde duruyor. Evet hanımlar. Bir modelimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Video yüklediğimde haberdar olmanız için. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Örgücübayan01 oradan da aratırsanız bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.